Erciyes Üniversitesi Araştırma Dekanlığı tarafından 2022 yılı içerisinde bilimsel proje ödülü alan akademisyenlere teşekkür belgesi takdim edildi. Düzenlenen etkinliğe Rektör Profesör Doktor Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Oktay Özkan ve Profesör Doktor Hakan Poyrazoğlu, Genel Sekreter Profesör Doktor İbrahim Narin ile akademisyenler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Araştırma Dekanı Doçent Doktor Gökmen Zararsız, yeni kurulan Araştırma Dekanlığı'nın çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Rektör Profesör Doktor Fatih Altun da konuşmasında 2022 yılı içerisinde bilimsel proje ödülü alan akademisyenleri tebrik etti. Rektör Altun, daha sağlıklı veri akışı ve daha sağlıklı öğrenci işleri sloganıyla Araştırma Dekanlığı ve Öğrenci Dekanlığı kurduklarına dikkat çekti. Rektör Altun'un konuşmasının ardından 2022 yılı içerisinde bilimsel ödül alan akademisyenlere teşekkür belgesi takdim edildi. Öncelikle saygıdeğer hazırına, saygıdeğer araştırmacılarımıza selamlarımı sunarak başlamak istiyorum. Biz Gökmen hocamıza bizlerle beraber ortaya koymuş olduğumuz hem araştırma dekanlığı hem devamında Öğrenci İşleri Dekanlığı projelerimizde gerek Tunca Hoca gerekse Gökmen Hoca'nın bizim yaptığımız bu teklifleri kabul ettiklerinden dolayı tekrar teşekkür etmek istiyorum. Daha sağlıklı veri akışı ve daha sağlıklı öğrenci işleri sloganıyla aslında biz bunları gerçekleştirmek istedik ve geldiğimiz noktada zaten veri akışlarının ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar hızlı olduğunu da görüyoruz. Ancak şunu ben peşinen ifade etmek istiyorum. Biz olaylara sadece istatistiki olarak bakmak istemiyoruz. Sizlerle beraber yapılan çalışmaları, diğer hocalarımızın da, çünkü biz geldiğimiz noktada 7100 idari akademik personelin olduğu ve burada 2000'den fazla akademik personeli konuşuyoruz. Hep beraberiz. Sizlerle daha odak toplantılar olarak beraber olmak istiyoruz. Daha çok vakit geçirmek istiyoruz. Bunları yaparken de kurum aidiyeti nasıl artırabiliriz? Birbirimizi daha iyi nasıl anlayabiliriz? Ve ileriye dönük daha etkin projeleri bu birliktelikler sayesinde nasıl ortaya koyabiliriz? Çünkü bizim süreçlerimizi aslında dekanımız çok güzel ifade etmiş olmakla birlikte özellikle ARGE boyutunda uluslararasılaşma anlamında çok önemli adımlar atmak zorundayız. Çünkü üniversitemizin tanınırlığı, etkinliği bunu gerektirmektedir. Biz bunları daha üst seviyelere çekebildiğimiz sürece göreceksiniz birçok hocamızın da ortalama altında kalmayı, daha etkin çalışma yapma taleplerinin de artarak devam ettiğini görmüş olacağız. Özellikle biz bu faaliyetlerimizi ortaya koyarken hep şunu tanımlıyoruz. Araştırmacılarımızın ihtiyaçlarını daha etkin olarak nasıl karşılayabiliriz? Özellikle daha üst düzey araştırmalar için hangi kaynakları nasıl zorlayabiliriz? Burada bilimsel araştırma projesi bize çok etkin olarak bazı kaynaklar temin etmekle birlikte ulusal projelerde daha da üst düzey projelerde nasıl olabiliriz ki özellikle 1004 noktasında beklentimiz çok yüksek. Onun da küçük bir revizyonu geldi. O projelerin de bundan sonraki süreçlerde sayısının artması bizim için son derece önemli olacaktır. Bu projeleri sadece ulusal değil, uluslararası boyutta da milyon euroluk projelerde olmanın yollarına bakıyoruz. Biz bu konuda gerek Sabancı Üniversitesi ile gerek Koç Üniversitesi ile özellikle Avrupa Birliği projelerinde, ERC projelerinde neler yapabileceğimizi bundanla ilgili biz ön görüşmelerimizi gerçekleştirerek bu projelerde nasıl bir yol takip edildiğini, fikir çok etkin olabiliyor ancak bu fikri ifade etme tarzında eksiklerimiz kaldığı zaman o fikir, o proje maalesef zayıf kalabiliyor. Onun için bu konularda da bizden yukarıda olarak tanımlayacağımız, bu konularda çok etkinliği olan vakıf üniversitelerinin dışında devlet üniversiteleriyle de beraber olmak, onlarla bu manada protokoller ortaya koymak suretiyle
bu işbirliklerini artırmak istiyoruz. Ben gerçekten sizlerle beraber olmaktan çok mutlu olduğumu ifade ediyorum. Sizlerle beraber olmak ve bunun sayısını daha da artırmak istiyoruz. Beraber vakit geçirmenin yollarına bakmamız lazım. Çünkü birbirimize mesafeler bıraktığımız zaman tamamıyla ferdileşmeye doğru gideriz. Ferdileşmek de Ar-Ge'de kesinlikle yeri olmayan bir kavramdır. Çünkü biz hep birlikte ortak fikir, ortak projeler etrafında multidisipliner olarak bir araya gelmek zorundayız. Üniversitemizde biz bunu nasıl zorlayabiliriz'in yoluna da bakıyoruz. Sadece bir fakültede, bir bölümde etkin araştırmaların yapılması yanında bunun diğer fakültelerimizde, araştırma merkezlerimizde hep beraber nasıl ortaya koyacağımızın yollarına da bakmak durumunda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ben gerçekten yaşadığımız süreçlerde toparlamaya çalışıyoruz. Ülke olarak tekrar ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız depremde kaybettiğimiz canlarımıza tekrardan Allah'tan rahmet dilemek istiyorum. Yakınlarına başsağlığı dilemek istiyoruz. Depremzede yakınlarımız, yaralılarımız var. Onlara da hakikaten acil şifalar dilemek istiyorum. Bizler bu manada ihtiyaç olduğunda toplum olarak, millet olarak bir araya gelen, tekrardan ayağa kalkmasını bilen o kültüre sahip insanlarız. Ben bu noktada da inşallah kısa sürede tekrardan kendimizi toparlayıp normalleşerek ayağa kalkacağımızı düşünüyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle bizim yapmış olduğumuz bu davetimize icabet ettiğiniz için tekrardan herkese teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Sarp'lar, şimdi teşekkür belgesi takdim törenine geçiyoruz. Güzel.